Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Haftanın son işlem gününde bu da gündeme gelmeliye hoş geldiniz. Her cuma olduğu gibi artık yine hocaların hocası Profesör Doktor Resmenler Korkmaz sizinle birlikte. Merhaba hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar olsun Ebru. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Evet, Merkez Bankası Başkanı şimdi Amerika'da. Oradan açıklamaları geliyor ama Merkez Bankası'nın 2023 yılındaki zararı da açıklandı. Tam 818 milyar lira zararı var Merkez Bankası'nın. Hocam bu zararı biraz anlatır mısınız bize? Evet, şimdi prensip olarak merkez bankalarının kar ve zarar etmesi önemli değil. Önemli olan Merkez Bankası'nın Türk lirasını koruyabilmesi, ekonomik istikrar sağlayabilmesi. Eğer hedef Türk lirasını korumak ve ekonomik istikrar sağlamak ise o zaman Merkez Bankası zarar edebilir. Ama başta söyleyeyim, bu ikisini de sağlayamadı. Neden sağlayamadı? Çünkü Merkez Bankası reel kuru tüfe bazlı reel kur endeksine göre şu anda Türk lirasının değeri döviz sepeti karşısında 1 dolar 1 eurodan oluşan döviz sepeti karşısında %42 oranında daha düşük. Yani endeks 58. Oysa ki endeksin 100 olması lazım. Türk lirasının değerini, Türk lirası değerini koruyabildi diyebilmemiz için endeksin 100 olması lazım. Ama şu anda %42 oranında daha düşük değerli. Demek ki hedefi sağlayamadı. İkincisi istikrar. Zaten istikrarı daha çok bozdu. Yani Merkez Bankası'nın zarar etmesi istikrarı daha çok bozdu. Neden daha çok bozdu istikrarı? Çünkü bir defa Merkez Bankası'nın böyle para basıp şeyi finanse etmesi, kur korumalı mevduatı finanse etmesi, Merkez Bankası'nın para politikasını engelledi. Yani sıkı para politikasını engelledi. Dolayısıyla para arzı genişledi. Bu da enflasyona neden oldu. Yani bir yerde Merkez Bankası'nın elini kolunu bağladı. Dolayısıyla yani gerek istikrar açısından gerek Türk lirasının değerini koruma açısından bu zarar yani Merkez Bankası programında hedefinde etkili olamadı ve dolayısıyla zararın maliyeti oluştu, bir sosyal maliyeti oluştu. Şimdi bu nasıl oluştu? Şimdi biliyoruz ki bu kur korumalı mevduat faiz farkının önce hazine tarafı yani kur faiz farkının önce hazine tarafından korunması. Bir defa Hazine ve Maliye Bakanlığı bunu getirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı önce hazineden ödedi bu farkı, kur faiz farkını. Ondan sonra bunu 2023 Temmuz'unda bir kanunla hükümet, siyasi iktidar bir kanunla şeye devretti. Merkez Bankası'na devretti. Şimdi burada burada Merkez Bankası'nın bu nedenle 2023 yılındaki zararı 818 milyar dolar oldu. Oysa ki önceki yıllar dikkat edersek bazen erken alıyordu hükümet. Merkez Bankası'nın karı hazineye aktarılıyor. Şimdi bu aktarılmadığına göre o zaman demek ki bir nakit dengesi sorunu var ve bu da bu nakit dengesi de yine bütçeden yine halk tarafından karşılanacak. Yani Hoca Ali fark etmiyor. Demek ki bir halka bunun maliyeti halka yüklenecek. Şimdi öte yandan burada çok kritik bir sorun var. Tartışılmıyor, belki tartışılması gereken. Şimdi bir kanunla yani siyasi iktidar bir torba yasa içerisinde bir kanunla bunun hazine yerine Merkez Bankası tarafından ödenmesini yasalaştırdı. Şimdi bu yasa tamamen aykırı bir yasa. Neden aykırı bir yasa? Merkez Bankası'nın görevi üst düzeyde istikrarı sağlamak ve dolayısıyla
kamu kurumlara ya kamuyla ilgili sosyal maliyeti olmayan Merkez Bankası işlemler yapar. Şimdi burada ne yaptı? Buradan birileri zengin etti. Yani kur korumalı mevduat sahiplerine para aktardı. Yani bu şimdi anayasaya aykırı bir şey. Yani bunu Merkez Bankası öyle kişilere para aktaramaz. Kişilere, kişi hesaplarına para aktaramaz. Bu anayasaya aykırı. Bu bence en büyük suç. Türkiye bunun tartışması lazım. Bunu neden tartışılıyor bilmiyorum. Şimdi dolayısıyla yani bu ayrıca yani hükümet bir kanunla kura adeta müdahale etti. Yani şimdi buna da hakkı yok. Yani hükümetin bu kanunla Merkez Bankası hem bağımsızlığına müdahale etti hem de işte kura müdahale etti. Yani böyle bir yetkisi de yok. Bütün bunlar yasal değil. Bence temel yasalara, anayasaya aykırı. Bir de şimdi yani gelir transferi, halktan gelir transferi yapmak. Ya şimdi dünyanın neresi de görülmüş. Fakir fukaradan al ondan sonra. Çünkü Merkez Bankası da halkın bankası. Merkez Bankası'nın para basması, enflasyon bunlar hep sorusu. Maliyet sorunu, sosyal maliyet hepimize yansıyor. Sen şimdi insanları zor durumda bırak. Halk bazılarını işte kuru koruyacağım diye bazılarına para aktar. Yani bu bence iktisat tarihi için bir kara leke bir yani tarihe geçecek, iktisat tarihine geçecek kur korunma mevduat olayı bir kara lekedir. Şimdi öte yandan yani bunun doğru yolu vardı. Bakın doğru yolu neydi? 2018'de Türkiye bu doğru yolu uyguladı. O zaman Merkez Bankası'na Cumhurbaşkanı müdahale etmiyordu. Merkez Bankası 2018'de kur şoku yaşayınca Türkiye, Merkez Bankası faizleri artırdı. Neden artırdı? Çünkü Ekim ayında enflasyon TÜFE %25 olmuştu. Merkez Bankası da gösterge faizini kademeli artırdı. %24'e çıkardı. Şimdi o zaman Türkiye reel faize geçti. Bir yıl sonra 6,5 lira olmuştu 2018 Ekim ayında 1 dolar. Bir yıl sonra 2019 Eylül ayında dolar 5,5 liraya geriledi, enflasyon %9'a geriledi. Türkiye bunu yaşamış. Yani reel faizi artırarak bunu çözmüş. 2021'de de bunu yapabilirdi. 2021 kur şokunda da yapabilirdi ama yapmadı. Neden yapmadı? Çünkü sebebi işte faiz nasıl? Aslında faiz nasıl da kullandılar. Çünkü faiz nasıl falan ilgisi yok. Önceleri konuştuk seninle. Buradaki hedef 2023 seçimlerini finanse etmek. Yani buradaki hedef yandaşların döviz bozdurması, yüksek TL ile döviz bozdurması. Ondan sonra kurlar biraz düştü. O bozduranların yanında kar kaldı. Bunlar kimler? Bunlar siyasi iktidar yandaşları ve dolayısıyla bunlar siyaseti finanse eden insanlar. Yani sen ideolojik amaçları da siyaseti finanse etmek için kullanırsan netice buraya kadar gelir. Yoksa reel faiz uygulaması yapsalardı Türkiye bugünleri yaşamazdı. Onun için bunların yani bu sistemden, bu Cumhurbaşkanlığı sisteminden Türkiye kurtulmazsa bu ekonomik istikrar sorununu da çözemez. Zaten yani benim işte şeyim var yani eğer ideolojik yanlışlar yapıyorsa hükümet yine aynı hükümet bir takım özel hesaplarla ekonomiyi yönetmeye kalkışırsa o zaman hiçbir zaman istikrar, Türkiye istikrara kavuşmaz. Sosyal sorunlarda ekonomik ve sosyal sorunlarda artmaya devam eder. Ve dolayısıyla bugün de gördüğümüz bu yani hadi varsayalım ki şimdi çözdüler enflasyonu bilmem istikrarı. Yani 2 sene 3 senedir Türkiye'nin altını üstüne getirdi. Yani yoksulluk arttı, gelir dağılımı bozuldu. Dünyaya Türkiye servet transfer, dışarıya servet transfer etti. Yani yoksullaştık özet olarak ülke yoksullaştı. Halkın refahı düştü, çatışmalar arttı,
Bir de 10 milyon yabancı getirdiler. Yani da bundan başka ne olacak Türkiye'ye? Ya? Bundan başka devlet batacak değil ya. Verdikleri zararı verdiler. Yani bundan sonra diyelim ki düzeldi. Ama bu ne olacak? Bu 3 senelik maliyet kimin sırtından çıktı? Halkın. Bunun bir sorumlusu yok mu Allah aşkına? Yani sen keyfi yönetirsen onun sorumluluğunu da taşıman lazım. Dolayısıyla bundan sonra düzelmez olasılığı çok zor. Eğer bugünkü hükümet sistemi, Cumhurbaşkanlığı sistemi değişmese Türkiye'nin düze çıkması çok olası görünmüyor. Evet. Peki hocam, bir de sürekli Mehmet Şimşek'te gitti, kapı kapı dolaştı tabiri caizse. Para bulmaya çalışıldı ama o parada beklenilen parada gelmedi. Bu sefer Türkiye'nin Dünya Bankası'ndan 18 milyar dolar proje kredisi anlaşması yaptığı açıklandı. Peki bunun için ne diyeceksiniz? Yani bu Dünya Bankası ile yapılan bu kredi anlaşması işe yarar mı? Etkili olur mu bu saatten sonra? Bir de bir proje anlaşması zaten. Yani proje kredisi anlaşması. Ne dersiniz? Bundaki görüşlerinizi merak ediyorum. Aynen öyle. Şimdi bunlar tabii aslında bunun normal yolu. Biz hep yazdık, söyledik. Normal yolu Türkiye'nin krizden çıkışı için IMF'ye gitmesi lazım. Peşin para alması lazım. Peşin nakit döviz alması lazım. Ki çözebilsin. Yani bundan önceki krizlerde hep devalüasyon oldu. İşte IMF'ye gidildi ve krizler ertesi yıl çözüldü. Ama bu defa hükümet IMF'ye gitmek istemiyor. IMF'ye gitmek istemediğinde zaten Mehmet Şimşek bir basında yer aldı bir şeyde. Mehmet Şimşek açıkladı işte Cumhurbaşkanı IMF'yi sevmiyor, hükümet IMF'yi sevmiyor. Demek ki yani kişisel tercihler nedeniyle IMF yahut da IMF'ye giderse Türkiye IMF standpa düzenlemesi ister, kemer sıkma ister ve bu yolsuzlukların bir takım sorunların üstüne gidilmesini ister. Kendisi de bizi takip eder. Onun için bu hükümet korktu, öyle de diyebiliriz. IMF'ye gitmedi. Oysa ki Türkiye'nin kurtuluşu yani krizden çıkışı IMF'ye gidişine bağlıydı. Keşke krize girmeseydik. Keşke IMF'ye ihtiyacımız olmasaydı ama ben yapmadım. Kimse de yapmadı. Bunu yapan hükümet. Türkiye'yi krize sokan hükümet. Dolayısıyla IMF'ye gitmekten de başka çözüm yok. Ama gitmedi. Çünkü IMF yani kredi desteğini hemen veriyor. Bir de yani öyle bilmem projeye bağlı falan değil. Yani diyelim ki 60-70 milyar dolar bunun bir kısmını peşin veriyor. Türkiye'nin zaten sorunu, döviz sorunu. Döviz sorunu çözülecekti. Bir de istikrar programı yapılacaktı ve Türkiye önceki krizlerden olduğu gibi krizden çıkacaktı ama bunu yapmadı. Ha diyeceksin şimdi Arjantin IMF'ye gitti hala krizde ama o Arjantin ekonomisinin, Arjantin yapısının, Arjantin'deki yani oradaki yönetimin de yanlışlığı. Aşırı IMF'ye gidecekti ama bu hükümet kalsaydı yine de başarılı olma şansı olmazdı yani. IMF'ye gitmesi bir de bu siyasi iktidarın değişmesi lazım. Yahut başkanlık sisteminin değişmesi lazım. Şimdi böyle yapmadı. İşte Dünya Bankası'nı alternatif olarak kullanmak istiyor. Dünya Bankası'dan Türkiye'nin Dünya Bankası'nda 17 milyar dolar ülke portföyü vardı. Bütün gelişmekte olan ülkelerin portföyü var. Zaten Dünya Bankası'nın görevi gelişmekte olan ülkelerin kalkınması için proje hem proje desteği maddi olarak vermek hem de teknik olarak onu desteklemek. Görevi bu. Yani Türkiye başka bankalardan da kredi alıyor. Mesela Avrupa Kalkınma Bankası'ndan alıyor, İslam Kalkınma Bankası'ndan alıyor. Bu bankalar Dünya Bankası dahil yani gelişmekte olan ülkelerin kalkınması için kredi veriyorlar. Şimdi Dünya Bankası da bu krediyi veriyor. Ama Dünya Bankası diğer bankalardan farklı olarak şartlı veriyor. Şimdi bizim Dünya Bankası'ndan 18 milyar dolar proje
anlaşmamızın, proje kredisi anlaşmamızın 6 milyar dolarını kamu sektörü alacak. Bu ulus, yani şunu ilave edeyim ki parantez içinde, Dünya Bankası 5 tane bankadan oluşan bir grup. Adına Dünya Bankası grubu deniyor. Bunlar bu bankalar içerisinde Uluslararası Yeniden Yapılandırma ve Kalkınma Bankası kamu sektörüne kredi veriyor. Türkiye 6 milyar dolar anlaşmayı bununla Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası ile yaptı. Demek ki kamu sektörü 6 milyar dolar proje yaparsa alacak. İkincisi, Uluslararası Finans Kurumu bu özel sektöre kredi veriyor ama kamu sektörü eliyle. Özel sektör kredilerine, projelerine kredi veriyor. O da 9 milyar dolar. Demek ki 9 milyar dolar özel sektöre verilecek. 3 milyar doları da bu para zaten, bu parayı ben beklemiyorum. Yani bu çünkü şeye veriliyor, yabancı sermaye girişinde döviz transfer zorluğu falan olursa onlar için veriyor. Yabancı sermaye de gelmiyor. Yani dolayısıyla bunu bence yoksa. İkincisi, tabii yani Dünya Bankası'ndan böyle kredi almak çok meziyet değil. Çünkü Dünya Bankası bütün dediğim gibi gelişmekte olan ülkelere veriyor. Bir de Dünya Bankası bu verdiği krediyi gelişmiş ülkelerden alıyor. Borç alıyor, üstüne faiz koyuyor, sana veriyor. Yani bir Libor faizi artı bir faiz koyuyor, onu sana veriyor. Artı ilave olarak da %1 hizmet faizi alıyor. Yani %1 komisyon alıyor, hizmet komisyonu. Dolayısıyla %4'e 5'e geliyor benim hesaplamalarıma göre. Şimdi çok önemli bir meziyet değil mi %5'le kredi almak? Bir de proje kredisi var, şartları var. Yani şimdi proje kredisini hemen pat diye vermiyor ki. Projeyi yapacaksın, bir defa önce şey görecek, onay görecek. Onay. Evet. Projenin her aşamasında Dünya Bankası bunu kontrol edecek ve aşama aşama verecek. Yani diyelim ki hani 5 sene içerisinde birinci yılda alamayacaksın, belki ikinci, üçüncü yılda alırsın bir kısmını 5. yılda. Yani Türkiye'ye bir taze para girişi öyle IMF'den olacağı gibi olmaz. Ondan sonra tabii bu izleyecek ve bunun şartları da yani popülizm amaçlı kullanmayacaksın. Bir de bu yani Türkiye mesela kamu özel işbirliği şartları anlaşmalarında bu yolları, köprüleri, alt geçitleri yani maliyetinin 5-10 kat 3-5 kat yahut diyelim daha doğru. 3-5 kat üstünde verdi. Yani bütçeyi bağladı. Halkı bağladı. Geçen de veriyor, geçmeyen de. Şimdi Dünya Bankası kredilerinde böyle bir şey yok. Dünya Bankası kredilerinde bir defa projenin maliyeti minimum maliyet olacak. Yani rasyonel maliyet olacak. Fizibil olacak proje. Kontrol edecek. Böyle popülist projelerde olmayacak. Belki o açıdan Türkiye için iyi. Çünkü Türkiye hep popülist politika yapıyor. Popülist projelerin hepsi popülist amaçlı. Altyapı yatırımlarının yüksek maliyetli ve popülist amaçlı. Dolayısıyla belki burada bir kontrol Türkiye için iyi olacak. Öte yandan yani bu bir ithalat sorumluluğu getiriyor. Yabancı çalıştırma zorunluluğu getiriyor. Yani ne kadar bu kaçakçılığa, kaçak girişlerin mülkler çalışma şartı getiriyorum ben tam bilmiyorum ama öyle bir şart olduğu da biliniyor. Dolayısıyla yani ithalat sorumluluğu getiriyor. Dolayısıyla bu şartlar altında yani hepsini alamıyorsun ki kredilerin. Yani kredileri alıyorsun, hepsini ülke için kullanamıyorsun. Bazılarını zorunlu olarak ithalatta kullanıyorsun. Öte yandan tabii yani projeyi sen kendi yasalarına, kendi kanununa, kendi ihale kanununa göre yapmıyorsun. Dünya Bankası'nın ihale usulüne ve
ihale mevzuatına göre yapıyor. Dolayısıyla öyle kolay kolay da projeyi kabul etmiyorlar. Şimdi bu şartlar altında yani 18 milyar proje aldık demek biraz abes kaçıyor. Yani biraz milleti kandırmak oluyor. Popülizmin içinde. Yani millet de aptal değil. Yani millet, biz diyelim ki biz kandık. Peki sermaye kanar mı arkadaşım? Yani sermaye senden akıl, herkisten akıl. Akıl olmasa sermaye sahibi olmaz. Dolayısıyla böyle milleti kandırmanın bir anlamı yok. Şimdi bak burada sorun, temel sorun bu. Bugünkü siyasi iktidar ne yapacağını bilmiyor. Hep öteden beri algı siyah beyaz diyerek algı yaratıyor. Ve bu algıyla iktidarda kalıyor. Ve öteden beri popülizm yapıyor. Bu popülizmle iktidarda kalıyor. Ama artık siyah beyaz demenin de ya millet de artık anladı, gerçeği gördü yani. Ne kadar süre sürdürülebilir bu popülizm? Bunu anladığı insanlar kısa dönemli çıkarların uzun dönemli siyasi maliyetler getireceğini gördük. Onun için benim tavsiyem yani bu algı ve algı yönetmek ve beklenti yönetmek yerine Türkiye'nin gerçekçi bir istikrar programı yapması lazım. IMF ile standby düzenlemesi yapması lazım ki bugünkü istikrar sorununu çözebilsin. Evet. Peki hocam, çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Gerçekten böyle sizinle yaptığımız her program bir ders niteliğinde oluyor. Çok fazla şey öğreniyoruz. Çok teşekkür ederim. Haftaya cuma olduğunu görüşmek dileğiyle. Teşekkür ederim.